Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Yine bomba gibi bir kimya dersiyle karşınızdayız arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz peki? Günlük hayatta asitler ve bazlar diyoruz. Daha öncesinde asitleri bazları tanımış ve bunları tepkimeleriyle ilgili yorumlar yapmış dersimizi tamamlamıştık. Şimdi günlük hayatta asitler ve bazlar ve bunların özelliklerinden bahsedeceğiz önemli bazı asit bazlar nelermiş onları şöyle bir tanıyacağız. Şöyle bir programa da göz atacak olursak bugünkü dersimizde günlük hatta asitler ve bazlar var ve gördüğümüz gibi oldukça dolu dolu bir program bütün ay boyunca bizi bekliyor olacak. 1 Mayıs'ta da tuzlarla birlikte bu niteyi hep birlikte tamamlamış olacağız arkadaşlar. Peki neler varmış içeriğimizde hep birlikte bir bakalım. Asitlerden ve bazlardan bahsederken arkadaşlar fayda ve zararlar üzerine konuşacağız. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor onlar üzerine konuşacağız. Yaygın asit ve bazı bazları tanıyor olacağız. Hem sistematik adlarını öğreneceğiz hem de yaygın adlarını öğreneceğiz. Nerelerde kullanılıyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Asit yağmurlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Nasıl oluşur? Hangi gazlar bu yağmurların oluşmasına sebep olur? Ve biz hangi önlemleri almalıyız? Ve tabii ki laboratuvarda çalışırken de asitlerle bazlarla ilgili nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Sadece laboratuvarda değil Evlerde de sonuç itibariyle temizlik maddelerinde asitlerle bazlarla ilgileniyoruz, uğraşıyoruz. Bunlarla da e, dikkatli olmamız gereken noktalara değiniyor olacağız arkadaşlar. Ve tabii ki dersimizi tamamladığımız anda bizi bir ödev bekliyor olacak. Sıfırdan ona kimya kitabı ilk ödev kaynağımız olacak arkadaşlar. Temel kaynağımız neredeyse bitirdik zaten hep birlikte bu kitabı da. E, 156 ile 162 arası bizim bu bölüm için ödevimiz olacak arkadaşlar. Neler varmış şöyle hep birlikte bir kitabın içeriğine bakalım diyeceğiz ki arkadaşlar her sayfada her sayfa çevirdiğimizde sol taraf bize bir konuyu anlatacak ve sağ taraf bir sayfa dolusu soruyla bizi destekliyor olacak. Her sayfayı çevirdiğimizde aynı şeyle karşılaşacağız. Sol taraf konuyu anlatacak, sağ taraf da bizi bununla ilgili sorguya çekecek. Sonrasında bölümü tamamladığımız anda da tarama testleri bizi bekliyor olacak ve ödevimizi yarısını tamamlamış olacağız. Sonrasında Dinamo Kimya kitabı bizim karşımıza gelecek. Burada da aynı şekilde ödevimizi şöyle içeridekiler bölümünden bakacak olursak e, hangi kısımlar varmış diye. E, sayfa 163 ile 169 arasında buradaki ödevimiz olacak veya testra 17'den 20'ye kadar ödevimiz olacak arkadaşlar. Bunun içeriğinde neler var peki? Bu kaynağımızda da her sayfanın başında bir tane çözümlü örnek bizi bekliyor olacak. Ardından da 4 tane soruyu bu çözümlü Çözülen soruyla ilgili biz çözüyor olacağız. Her sayfayı çevirdiğimizde bir çözümlü örnek ve dört tane bizim çözmemizi bekleyen soru olacak. Aslında her sayfayı çevirdiğimizde bir kazanım konusunda kendimizi geliştirmiş olacağız diyebiliriz. Ve bölümü tamamladığımız anda tarama testleri yine bizi bekliyor olacak. Ve arkadaşlar her iki kitabımızda da e, kare kodumuz mevcut. Video çözümüne bizi yönlendirecek ve tüm eksiklerimizi kolaylıkla gidermiş olacağız. O zaman haydi başlayalım bakalım. Asitlerin ve bazların bazı faydalı bazı zararlı özellikleri var tabii ki şöyle bir kıyaslayarak gidelim arkadaşlar. Nerede kullanıyoruz biz asitleri ve bazları? Bakın tarımda kullanabiliyoruz her ikisini de. Tarımda nasıl kullanıyoruz? Peki gübre üretiminde çok önemli yere sahipler asitler, bazlar. Bunun yanı sıra endüstrinin nereye her neredeyse her alanında ihtiyaç duyduğumuz maddeler arkadaşlar yine polimerleşme tepkimelerinde yoğun olarak kullanıyoruz. Endüstri deyince aklımıza bunlar gelebilir. zaten e, temizlik maddesi deyince ya asidik ya da bazik özellik gösteren maddeler karşımıza çıkıyor ve geri dönüşüm işlemi yapacaksan buradaki ayrıştırma işlemlerinde illaki aside ya da baza ihtiyaç duyuyoruz ayrıştırmayı gerçekleştirebilmek için. Peki zararlı özellikleri neler? Arkadaşlar tabii ki sağlık risklerine sebep olabiliyorlar. Özellikle çıkardıkları gazlar sebebiyle çevre kirliliğine yol açıyorlar. Hem su kirliliğine hem hava kirliliğine sebep olabiliyorlar. Ve ekonomik sisteme ciddi zararlar verebiliyorlar. Özellikle aşırı kullanımlarından dolayı. Ve tabii ki e, bazı gazların açığa çıkması asit yağmurlarına sebep oluşturuyor. O asit yağmurları başlı başına büyük tehditler oluşturan bir durum zaten. Peki yaygın bazı asitlerden bahsedecek olursak arkadaşlar ilk olarak HCl formülüne sahip olan hidroklorik asitten bahsedeceğiz. Hidroklorik asidin yaygın adı tuz ruhu arkadaşlar. Tuz ruhu deyince hemen aklımıza HCl gelecek. Yani hidroklorik asit nerede kullanıyoruz peki onu? Deride, inşaatta, temizlikte ve PVC üretiminde kullanıyoruz arkadaşlar. Bu PVC'nin C'si var ya aslında Klordan geliyor. E, dolayısıyla da PVC üretimi varsa yani polimerleşme tepkimelerinden bahsediyorsak bizim ana bileşenlerimizden birisi hidroklorik asit olacak. Sülfürik asite gelecek olursak H2SO4 gibi bir e, formüle sahip ve yaygın adı zaç yağıdır arkadaşlar. Zaç yağ deyince hemen bu formül aklımıza gelmeli. Nerede kullanıyoruz peki? Gübre üretiminde arkadaşlar özellikle kükürt içeriğine ihtiyaç duyduğumuz gübrelerin üretiminde sülfür kesit yaygın olarak kullanılıyor. Birçok patlayıcının üretiminde yine zaç yağını kullanıyoruz. Petrolün arıtılması esnasında zaç yağı olmazsa olmazlardan birisi ve en çok karşımıza çıkacak e, yorumlardan birisi şu olacak arkadaşlar. Kendisi akü asidi olarak bilinir ve akünün yapısında aküdeki iletkenliği sağlayan asit sülfürik asittir, zaç yağdır. Bak şimdiye kadar bunları söyledik ikisi de oldukça kuvvetli asit yapıları. Üçüncü olarak bahsedeceğimiz asit nitrik asit HNO3 gibi bir formüle sahip arkadaşlar yaygın adı olarak Kezzap çıkacak karşımıza. Kezzap deyince hemen bu formül gözümüzde canlanmalı. Nerede kullanıyoruz peki kezzabı? Gübre üretiminde kullanıyoruz. Bu defa da arkadaşlar tabii ki azot içerikli gübreye ihtiyacımız varsa kullanacağımız temel asitlerden birisi Kezzap olacak. Bunun yanı sıra dinamit yapısında, dinamit üretiminde nitrik asit kullanılır. Hani dinamit deyince TNT gibi bir şey çizgi filmlerden falan gözümüzde canlanır ya. İşte buradaki N harfi trinitrotolyenden yani aslında azottan gelmektedir. Dolayısıyla da nitrik asitten gelmektedir diyeceğiz. Bunun yanı sıra Polimerleşme tepkimelerinde oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir ve plastik üretimlerinde nitrik asit yani kezzap kullanılır diyeceğiz. Bu üçü çok kuvvetli asitler bakın arkadaşlar. Dolayısıyla da özellikle dikkat etmeliyiz. Onlarla bir şekilde çalışma e, mecburiyetimiz varsa bir şekilde aşırı neşir olacaksak. Dördüncü olarak ve son olarak da asetik asitten bahsedeceğiz. CH3COOH gibi bir formüle sahip. Arkadaşlar kendisini biz sirke asidi olarak biliyoruz. Dolayısıyla da oldukça zayıf bir asit var karşımızda. Sonuç itibariyle gıda olarak bile tükettiğimiz bir asit. Polimerleşme tepkimelerinde kendisi bir organik yapı olduğu için karbonlardan ve hidrojenlerden oluştuğu için polimerleşme tepkimelerinde e, temel bir eşen olarak bile kullanılır. Gıdalarda kullandığımızı biliyoruz zaten sirke adı üzerinde. Bunun yanı sıra mürekkep üretiminde ve tutkal üretiminde en sonuç itibariyle o da basit bir polimerleşme sistemi olarak değerlendirebiliriz. Yaygın olarak kullanılan bir asittir asetik asit veya bir diğer adıyla sirke asidi. Yaygın ve bilmemiz gereken önemli bazlara gelecek olursak ilk olarak sodyum hidroksit diyeceğiz arkadaşlar. NaOH gibi bir formüle sahip. Kendinin yaygın adı sud kostiktir arkadaşlar. Sud kostik deyince hemen NaOH gelecek aklımıza. Peki nerede kullanılıyor? Sabun üretiminde özellikle katı veya beyaz sabun üretiminde sud kostik kullanılır arkadaşlar. Yağ asitleriyle bunların verdiği tepkime sabuna dönüşür. Bunun yanı sıra kağıt ve boya üretiminde yine sodyum hidroksit yaygın olarak kullanılır ve yine az önce bahsettiğimiz gibi petrolün rafinasyonu işleminde de sodyum hidroksit yaygın bir kullanıma sahiptir. Şimdi gelelim sodyum hidroksitin kardeşine bu defada potasyum hidroksit diyeceğiz. KOH gibi bir formüle sahip olacak ve yaygın adı potas kostik olacak arkadaşlar. Zahçı değil tabii ki potas kostik şeklinde bir yaygın ada sahip olacak. Bu defa da arkadaşlar Arap sabunu üretiminde kullanacağız. Bak sud kostiği beyaz sabun üretiminde kullanıyorduk. Potas kostiği Arap sabunu üretiminde kullanacağız. Bunun yanı sıra tarım ilacı üretiminde kullanılır. Ve potasyum ihtiyacını gidermek için gübre üretiminde kullanılır. Ayrıca da arkadaşlar pillerin yapısında potasyum hidroksit yani potas kostik e, sıklıkla kullanılan bir maddedir. Geçiyoruz bir diğer bazımıza. Bu defa kalsiyum hidroksitten bahsedeceğiz. CaOH2 gibi bir formüle sahip kendisini sönmüş kireç olarak biliyoruz arkadaşlar. Yaygın adı sönmüş kireç hatta sadece CaO olsaydı sönmemiş kireç olacaktı. CaOH olduğu zaman da sönmüş kireç oluyor. İnşaatlarda yaygın olarak kullanılan bir madde arkadaşlar kağıt, gübre ve boya üretiminde özellikle de tabii ki beyaz boyaların üretiminde yaygın olarak kullanılan bir maddedir. Bakın gene bu üçü oldukça kuvvetli bazı özellik gösteren maddeler. Gelelim bu grubun zayıfına. Amonyaktan bahsedeceğiz. NH3 gibi bir formüle sahip. Kendisini nerede kullanıyoruz peki? Gübre üretiminde kullanıyoruz. Özellikle yine Azot ihtiyacını gidermek için kullandığımız e, gübrelerde amonyak kullanılır. Gıda olarak kullanıyoruz, gıdaların üretiminde kullanıyoruz. İlaç hatta e, arı sokmasına karşı kullanılan doğrudan ilaç olarak kullanabileceğimiz bir maddedir amonyak ve tabii ki temizlik maddesi olarak amonyak yaygınca kullanılır. Gelelim şöyle bir asit yağmurlarından bahsetmeye arkadaşlar. Asit yağmuru dediğimiz şey nasıl oluşur? Şimdi tabii ki yağın yağmurun belli bir pH değeri oluyor. İşte bu pH değeri normalin çok altına düşerse o zaman asit yağmuru olarak adlandırılır. Peki pH'in bu kadar düşmesine ne sebep olur? Hangi gazlar sebep olur? Arkadaşlar aslında 3 tane temel gaz türünden bahsedeceğiz. Bunlardan ilki SOX gibi bir formüle sahibi olacak. Bu SO2 veya SO3 olabilir. Veya NOx diyeceğiz azot oksitler de benzer şekilde e, asit yağmurlarına sebep olur. Bir de karbondioksiti koyacağız. Şimdi bu üç gaz türü e, asit yağmurlarının temel sebebidir. Ama şu ikisine birincil sebep diyeceğiz. Yani asıl sebepler bunlar. Karbondioksite ikincil sebep diyeceğiz. Biraz daha hafif bir etkiye sahip oluyor bu etkende. Karbondioksitin oysa ki e, atmosferdeki e, derişimi daha fazla, daha yaygın bir şekilde yayılıyor doğaya. Ama buna rağmen kükürt ve azot oksitlerin daha önemli sebebiyet verdiklerini söyleyeceğiz. Bu da az önce öğrendiğimiz asitlerden kaynaklanıyor aslında. Bak sülfürik asit ve nitrik asidi yani kezzaf ve zahat yağını kuvvetli asitler olarak değerlendirmiştik. Karbondioksitin suda çözülmesi karbonik asidin oluşumuna sebep olur. Yani aslında... Gazoz ve kolanın içerisindeki asidin oluşumuna sebep oluyor. Dolayısıyla zayıf bir asit olduğu için e, azot ve kükürt oksitler kadar yüksek bir etkiye sebep olmuyor. Onlar kadar pH düşürmüyor. O zaman asit yağmurlarının sebebi nedir dersek atmosfere salınan bu gazlardır diyebiliriz arkadaşlar. Kükürt dioksit ya da kükürt trioksit gazları nereden? Genellikle de kömürlerin kullanımından, kömür kullanımından e, veya e Yanardağ patlamalarından kaynaklanan gaz salınımıdır arkadaşlar. Bunlar havada su buharıyla tepkimeye girdikleri zaman e, sülfür dioksitin oluşumuna sebep olur. Veya azot oksitler doğaya salındığı zaman ne yapıyor? Bunlar da yine gidip su buharıyla tepkimeye giriyorlar ve nitrik asit yani kezabın oluşumuna sebep oluyorlar. Düşünsenize. Bu gazların doğaya salınması demek kafamızdan aşağı kezzap yağması demek oluyor. Bu da tabii ki oldukça düşük bir pH'a e sahip olan yağmur demek oluyor ve birçok olumsuz duruma sebep oluyor. Ne gibi akarsuların ve göllerin pH'ının düşmesine sebep olup buradaki bütün canlılığı tabii ki tehdit altına alıyorlar. Ayrıca Ormanlara direkt zarar veriyorlar, sudaki geçirgenliği ya da toprağın geçirgenliğini azaltıyorlar, ya da ormanlara ağaçlara doğrudan zarar verebiliyorlar ve bunun yanı sıra bir de tabii ki tarihi eserlere zarar verebiliyorlar çünkü özellikle mermer gibi basitlik özellik gösteren bazı yapıların aşınmasına sebep oluyor bu asit yağmurların olması yani e, sudaki pH'in aşırı düşük olması. E, bunun yanı sıra doğrudan bizim cildimizle fazla temas ederse fazla muhatap olursak cilt kanserine kadar götürebilecek önemli zarar verebiliyorlar. Peki laboratuvarda ya da evde asitlerle ya da bazlarla çalışırken bizim dikkat etmemiz gereken şeyler neler arkadaşlar? Bizim hangi önlemleri almamız gerekiyor? Çünkü özellikle kuvvetli asitlerle ya da kuvvetli bazlarla çalışıyorsak çok büyük tehlikeler karşımıza çıkabilir. Kuvvetli ve derişik yani oran olarak çok yüksek olan asit ve bazları kullanıyorsak deri, göz ve vücut dokularına çok ciddi zararlar verebildiklerini bileceğiz arkadaşlar. O yüzden bunları kesinlikle cildimizle temasından kaçınacağız. Ayrıca aşındırıcı özellik gösterecekler. Yani bu defa sadece cildimize zarar vermeyecekler. Metal yüzeylere ya da işte mermer gibi bazı yüzeylere de ciddi zararlar verecekler. Bu yüzden bu yüzeylerden de onları uzak tutmamız gerekecek. Ayrıca tahriş edici özelliklere sahip olacaklar ve toksik yani zehirli özelliklere sahip olacaklar. Hani sadece dokunmaktan kaçınmamamız gerekiyor. Onların herhangi bir şekilde gazlarının solunmasından da kaçınmamız gerekiyor. Zehirlenip ölüme kadar götürebilecek sonuçlar doğurabilirler. Neler yapacağız peki önlem olarak? Her zaman için evde temizlik yapıyorsak bile koruyucu gözlük, önlük, eldiven kullanmamız gerekiyor. Özellikle derişik asit ve bazlarla çalışıyorsak. Kapalı ayakkabı giymemiz gerekiyor, sıçramalara karşı kendimizi korumamız için. Evde mümkün olduğunca kullanmaktan tabii ki kaçınmamız gerekiyor ve asla ve asla buharlarını solumamamız gerekiyor. Bunlarla çalışıyorsak oranın kesinlikle iyi havalandırıldığından emin olmamız gerekiyor. Ve diyelim ki bütün bu önlemleri almamıza rağmen bir şekilde kazaya maruz kaldık arkadaşlar. Bir şekilde kaza oldu, asit ya da baz üzerimize sıçradı. Ne yapmamız gerekiyor? onun değdiği yeri en az 10 dakika bol suyla yıkayıp onu seyreltmemiz ortamdan mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ve güvenli bir şekilde uzaklaştırmamız gerekiyor. Peki diyelim ki elimizde çok derişik asit veya baz var ve bunun seyreltmemiz gerekiyor. Ne demek seyreltmek yani suyla onu birleştirmemiz gerekiyor. Ee, daha fazla su katmamız gerekiyor. Şimdi burada iki durum karşımıza çıkacak. Asit bazın üstüne mi suyu ekleyerek biz buradaki seyreltmeyi gerçekleştireceğiz yoksa suyun üzerine mi asidi ya da bazı ekleyerek seyreltmeyi gerçekleştireceğiz? Arkadaşlar e, asitlerin bazların su ile verdiği tepkimeler yani aslında çözüme dediğimiz olay genellikle aşırı egzotermik olaylardır. Açığa ısı çıkararak gerçekleşen olaylardır. Dolayısıyla da eğer asidin veya bazın üzerine biz suyu eklersek Burada açığa çıkan ısı işte kullandığımız kabın çatlamasına sebep olabilir veya açığa çıkan ısıdan ötürü bir anda sıçramalar gerçekleşebilir ve tehlike yaratır. Oysa ki suyun üzerine damla damla yavaş yavaş biz asidi ya da bazı ekleyecek olursak burada hem daha az ve daha yavaş yavaş açığa ısı çıkacağı için risk oluşmayacak, sı sıçrama ihtimali azalacak ve tehlikeye düşmeyeceğiz. O yüzden de e, herhangi bir şekilde seyretme işlemi yapıyorsak Asidi ya da bazı alıp suyun üzerine eklemeyi tercih etmemiz gerekiyor ve tabii ki almamız gereken önlem Bu kimyasalları bütün yiyecek ve içeceklerden uzak tuttuğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Peki bu maddelerle çalışırken üzerinde hangi uyarı işaretlerine rastlayacağız arkadaşlar? Bak eğer bir asitle çalışıyorsak bunun aşındırıcı etkiye sahip olduğunu bileceğiz. Dolayısıyla da hemen şurada gördüğümüz işaret onun bir aşındırıcı madde olduğunu dolayısıyla da hem cildimizden hem de metal yüzeylerden uzak tutmamız gerektiği konusunda bizi uyaran işaret olacak. Peki bu ünlem işaretini görürsek bu onun tahriş edici özelliğe sahip olduğunu gösterecek ve cildimizden kesinlikle uzak tutmamız gerektiğini anlayacağız. Bu kuru kafı işaretini görürsek bu onun toksik bir madde olduğunu gösterecek yani zehirli özelliğe sahiptir. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle solumaktan uzak durmamız gerekecek ve şu işareti görüyorsak bak alevler çıkıyor ver bir O işaretin üzerinde bu alevleri görüyoruz. Bu oksitleyici yani yakıcı madde olduğunu gösterecek. Yanıcı maddelerden bu maddeyi kesinlikle uzak tutmamız gerekiyormuş. Bir ısı ya da bir kıvılcımla e, bir tutuşma sağlanabilirmiş. Bundan kaçınmamız, dikkatli olmamız gerektiği konusunda bizi uyarıyor. Peki evde temizlik yapıyordum yapıyoruz diyelim ki ve iki tane kimyasal var elimizde. Çok yaygın, hepimizin neredeyse evinde bulunan iki tane madde. Bunlardan birisi çamaşır suyu, diğeri tuz ruhu arkadaşlar. Birisi bazik, diğeri asidik özellik gösteriyor ki az önce ne dedik? Tuz ruhu oldukça kuvvetli bir asittir. Şimdi bunların bir şekilde birbirine karışması, hani karıştırarak temizlik yapmak veyahut bir şekilde birbirine karışması çok önemli ee, tehlikelere yol açıyor arkadaşlar. O yüzden evde bunları bir dolabın içerisinde saklarken bile çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani temizlik maddelerinin bile aynı dolapta aynı yerde saklanmıyor olması gerekebilir. Ne gibi arkadaşlar? Eğer çamaşır suyu ve tuz ruhu bir şekilde birbiriyle karışırsa... Bizim vasıtamızla yani yanlışlıkla biz de karıştırabiliriz veyahut bulundukları ortamda bir kaza sonucu da karışabilirler. Bak bu tepkimeler ...klor gazının açığa çıkmasına sebep olur. Ve bu açığa çıkan klor gazı zehirli ve ölümcüdür... ...ve çok hızlı bir şekilde ölüme götürebilir insanı. Dolayısıyla da çok büyük bir tehlikeyle baş başa kalırız. Eğer bir şekilde kaza bile olsa bu karışım sağlanırsa... Acilen o ortam havalandırmalı, çok iyi havalandırılmalı ve biz mümkün olduğunca o ortamdan uzak durmalıyız. Tamamen havalanıp klor gazının ortamdan uzaklaştığından emir olana kadar tabii ki böyle bir kazanın gerçekleşmemesi için biz zaten kesinlikle karıştırmamalıyız. E ve bu iki temizlik maddesinin aynı dolapta bile saklanmıyor olmasına özen göstermemiz gerekiyor. Ne olur ne olmaz karışmalarından e, kaçınmayı sağlamak için. Peki temizlik maddesi olarak kullandığımız bazı asitler bazlar var bunlar nelerdir? Mesela lavabo açıcı hepimizin evinde yaygın olarak kullandığımız maddeler arkadaşlar bunlar çok kuvvetli baz çözeltisidir. E, dolayısıyla da lavabo açıcılar çok sık kullanılmamalıdır ve kullanırken de özen gösterilmeli dikkat edilmeli oradan açığa çıkan gazların solunmamasına özen gösterilmelidir arkadaşlar çok kullanırsak da bu defa tam tersi lavabolar açmaz delik deşik eder zararlar verir veya Kireç ve pas çözücü maddeler var. Bunlar genellikle fosforik asit ve sülfürik asidin karıştırılmasıyla oluşan çözeltiler karşımıza çıkacak arkadaşlar. Fosforik asit zayıf bir asit ancak sülfürik asidin zaç yağ olduğunu ve oldukça kuvvetli bir asit olduğunu az önce söylemiştik. Dolayısıyla kireç ve pas çözücülerle çalışırken de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Veya evsel bazı kimyasallar var. Bunlar genellikle asidik veya bazik çözeltilerden elde edilen kimyasal yapılar oluyor arkadaşlar. O zaman neler yaptık? Şöyle bir baştan aşağı alalım arkadaşlar. Asitlerin, bazların bazı faydalı ve zararlı özellikleri noktaları üzerine durduk. Yaygın bazı asitler ve bazlar üzerine konuştuk. Hangilerini bilmemiz gerekiyor? Nerede kullanılıyorlar? Bunlar üzerine konuştuk. Asit yağmurlarını değerlendirdik hangi gazlardan kaynaklanıyorlar ve e, bizim nelere dikkat etmemiz gerekiyor üzerine konuştuk. Nelere zarar verdiği üzerine konuştuk. Ve ardından da asitlerle bazlarla hem laboratuvar ortamında hem de evlerimizde çalışırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Hangi maddeleri birbirinden uzak tutmamız gerekiyor ve biz ne, nasıl önlemler alabiliriz bunlar üzerine konuştuk. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşma ihmal etmiyoruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Bir sonraki dersimizde yine tam da burada görüşmek üzere.